En ilginç takımdan ayrılma sebepleri videosunu sizler için derledim. Videomuza geçmeden önce bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup videoya like atabilirsiniz. İyi seyirler. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Fahri Tatan 2016-2017 sezonunda Erzurumspor'un formasını giyiyordu. Deneyimli futbolcu 11. haftada sakatlanınca tedavisi için İstanbul'a gitti. Yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalan Fahri Tatan bu dönemde saç ektirmeye karar verdi. Bu konu hakkında kulübüne haber verme ihtiyacı da hissetmedi. Tedavisi sonrasında Erzurum'a dönen Fahri Tatan'ın saç ektirdiğini gören kulüp başkanı Ali Demirhan tepki gösterdi. Kulübünden izinsiz saç ektirmekle suçlanan Fahri Tatan'ın sözleşmesi karşılıklı varılan anlaşmayla feshedildi. Egehan Has, Eskişehir Spor altyapısında oynarken Galatasaray tişörtüyle paylaşım yaptığı için takımdan gönderildi. Eskişehir Spor Kulübü'nden bu konu hakkında resmi açıklama geldikten sonra Galatasaray taraftarından da destek mesajları yağdı. Hatta sarı kırmızılı takıma transfer edilmesi için kampanya başlatıldı. 15 yaşındaki kaleci yaptığı açıklamada Galatasaray yönetimi bana ulaştı. Genel kurul üyesi bir abimiz diyelim. Galatasaray'a gelmek ister misin diye sordu, neden istemeyeyim dedim. Tekrar aradı ve Galatasaray'a ne zaman gelmek istersen kapımız sana açık dedi. İnşallah pazartesi gideceğim. Bu süreçte bana destek olan Galatasaray taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Sürekli hep yanımda oldular. Çok teşekkürler Galatasaray taraftarı diye açıklamalarda bulundu. Angel Di Maria 2010-2014 yılları arasında Real Madrid'in formasını giydi. Attığı goller, yaptığı asistlerle takımına da büyük katkı sağladı. Ancak Arjantinli futbolcunun çirkin olduğu, takımda istenmediği, hatta bu yüzden de takımdan gönderildiği iddia edildi. Bu iddiaların sahibi de Barcelona kulübünün yardımcı futbol direktörü Rex Sach. Böyle bir durumun doğru olma ihtimali bir kenara, iddiasının bile ortaya atılması oldukça vahim bir durum. Yakışıklı futbolcu Angel Di Maria günümüzde ise Paris Saint-Germain formasını terletiyor. Doğukan Çetin, eski Beşiktaşlı futbolcu Recep Çetin'in oğlu. Namı diğer Kasap Recep. Samet Aybabalı dönemde Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak çalıştı. Görev süresi sona erince kulüpten alacaklarını talep etti. Bu talebi sonrasında da Beşiktaş kulübü faturayı altyapıda oynayan oğlu Doğukan Çetin'e kesti ve takımdan gönderdi. Paramı istedim diye bana kızdılar. Faturayı altyapıda oynayan oğluma çıkardılar. Altyapı koordinatörü Emrah Bayraktar, oğlumu yanına çağırarak paramı istediğim gerekçesiyle A2 takımından gönderildiğini söyledi. Doğrusu çok ayıp ettiler. Paramı istedim diye oğlumu altyapıdan göndermeleri hiç de şık olmadı. Oğlumun ne suçu var açıklamalarında bulunmuştu. Doğukan Çetin'i günümüzde merak edenler var ise futbolu bıraktığını ve menajerlik şirketinde çalıştığını da söyleyelim. İngiltere'de yarı profesyonel ligde top koşturan Jay Hart'ın takımının yenildiği maçın ardından yedek kulübesinde bir taraftarla sevişirken çekilen görüntüleri yayınlandı. Cep telefonuyla kaydedildiği anlaşılan görüntülerde forvet mevkisinde oynayan Hart'ın kahkahaları duyuluyor. İngiliz medyasına çıkan haberlere göre görüntüler sosyal medyaya düşünce geçen yıl büyük umutlarla transfer edilen genç golcü takımdan kovuldu. Kulüp başkanı Anna Maker, Kilitor formasını giyen her futbolcunun takımı temsil ettiğini belirtirken Hart'ın kulüp itibarına zarar verdiğini söyledi. Attığı gollerle değil cinsel ilişki yüzünden gündem olan Hart ise "Biraz içki içtim, herkesten uzaktaydım ve görünmediğimi düşünüyordum, çok pişmanım" dedi. Galatasaray performansı bir iyi bir kötüydü. Taraftarla arası bir barışık bir küs devam ediyordu. Ancak Yunus Belhanda'nın Galatasaray'dan gitmesine neden olan ne performansıydı ne de taraftarın duruşu. Geçtiğimiz sezon Galatasaray iç sahada Sivasspor'u konuk ederken karşılaşmada 2-2 neticelenmişti. Maç sonrasında Belhanda, "Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz ve buradaki sağ zeminle bir çare bulunması lazım. Bu şekilde istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Koşulları görüyorsunuz. Sahanın daha iyi olması lazım. Galatasaray yöneticileri bir çözüm bulmalı. Florya'daki antrenman sahamız bile buradan iyi. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının tutulup buranın zemininin düzeltilmesi gerekiyor. Twitter'da, Instagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacağına gel statla ilgilen. Bu sahada biz oynuyoruz. Hafta sonu geldiğimizde bize futbol oynamak için iyi şartlar sunmaları gerek" açıklamasını yapmıştı. Faslı futbolcu bu açıklamalar sonrasında kulüpten adeta kovuldu. Bu durum dünya basınında da yankı buldu.
Biliyorsunuz ki Euro 2020'de Danimarka formasını giyen Eriksen'in kalbi durmuştu ve yapılan müdahaleler sonrasında hayata geri dönmüştü. Sadece hayata değil, hayata tutunmasını sağlayan futbola da geri dönmeyi istiyordu. Ancak buna karşı olanlar vardı ve bunlardan biri de İtalya Futbol Federasyonu. Nedenlerinden birisi de İtalya'da benzer sağlık sorunları nedeniyle hayatlarını kaybetmiş bazı futbolcular. Çok sıkı kurallara sahip olan İtalya'da sporcular kulüpler tarafından değil, federasyon tarafından yapılan tetkiklerin ardından profesyonel olabiliyorlar. Bu sebepten dolayı da Eriksen, Inter kulübüyle olan sözleşmesini feshetmek zorunda kaldı. Günümüzde sahibi Danimarkalıların olan Brentford kulübüyle futbol hayatına devam ediyor. 2017 yaz transfer döneminde Enver Cenk Şahin 1 milyon 300 bin euro karşılığında St. Pauli kulübüne transfer oldu. O günden sonra kariyerini Almanya'da devam ettirirken yaptığı Instagram paylaşımı sonrası takımdan gönderildi. Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle paylaşımını yaparak Barış Pınar Harekatı'na desteğini açıklamıştı. Almanya 2. Lig ekibi bu paylaşımdan rahatsız oldu ve Enver Cenk Şahin'le yollarını ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada ise iki taraf için de iyi bir karar verildi sözleri söylendi. St. Pauli taraftar grubu ise Cenk Şahin'in ilk olayı bu değil. Savaşı destekleyen bir futbolcu. Bundan böyle St. Pauli formasını giymesini istemiyoruz denildi. Süleymane Dukara sezon başında Giresunspor kadrosuna katıldı. 30 yaşındaki futbolcu 2017-2019 yılları arasında da ülkemizde Antalyaspor'un formasını giymişti. Beklentiler haliyle fazlaydı ancak bu beklentilere tam anlamıyla cevap veremedi. Geçtiğimiz haftalarda Antalyaspor deplasmanında alınan mağlubiyet sonrasında Dukara ile ipler koptu. Sebebi alınan mağlubiyet ya da atılamayan gollük pozisyonlar değildi. Maç sonunda eski takım arkadaşlarıyla tribünlerin orada sevinç gösterilerine eşlik etmesiydi. Hatta ve hatta üçlü çektirdiğini de söyleyelim. Futbol Türkiye'de hassas ve duyguların yoğun olduğu bir sektör. Dukara'nın bu hareketi de kabul edilebilir değildi ve sözleşme feshedilerek takımdan gönderildi. Slovenya 2. liginde mücadele eden bir takımda ilginç bir olay yaşandı. Nijeryalı bir futbolcunun kulüp başkanının kızıyla birlikte olduğu ve başkanın kızı hamile kaldığı için takımdan kovulduğu ve ülkesine gittiği belirtildi. Söz konusu olay 2019 yılında yaşandı ve olaya karışan futbolcunun ve kulübün ismi ise açıklanmadı. Slovenya 2. liginde Nijeryalı Bede Asuji, Timi Tobe Nelson, Gerald Chioke ve Süleyman Adedoha isminde 4 futbolcunun oynadığı ancak hangi ismin olaya karıştığı bilinmediği Slovenya basınında yer aldı. Konunun muhatabı olan futbolcu ise sözleşmem devam ederken başkanın kızı olan sevgilimin benden hamile kaldığını söylemesi üzerine kulüple sıkıntı yaşadım. Kulüp yönetimi bunu öğrendi ve benimle görüşme talep etti. Onlara kulüp başkanının kızının hamile kalmasından sorumlu olduğumu söyledim. Bana evden çıkmamam ve kendileri haber verene kadar etrafta görünmemem gerektiği söylendi. Bir hafta sonra menajerim aradı ve sözleşmemin feshedildiği söylendi. Neden olarak ise disiplinsiz davranışlarım olduğu belirtildi. Bu haber benim için büyük bir sürpriz oldu çünkü kulübe katıldığımdan bu yana herhangi bir disiplinsiz davranışım olmadı. Olayın başkanın kızıyla birlikte olmam nedeniyle gerçekleştiğini anladım. O yetişkin bir kadın. Biz birbirimizi seviyoruz ve çocuk sahibi olmaya karar verdik. Bu olayı FIFA'ya taşıyacağım sözlerini kullanmıştı. Böylece videomuzun sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.